Şehzadem, sultan. Taşlıcalı hazırlıklar ne vaziyette? Emriniz üzere Alanya Tersanesi'nin ihyası için lazım gelen ihtiyaçların hepsi tek tek tespit edildi şehzadem. Ne tersanesi bu? Alanya'da ihmal edilmiş bir tersane var validem. Oranın ihya edilmesini buyurdum. Nereden icap etti şimdi? Hünkârımızın haberi var mı? Bir mektupla vaziyeti izah ettim. Taşlıcalı, bu malzemeler derhal temin edilsin ve Alanya'ya gönderilsin. Hünkârımız ne dediler peki? Cevap vermiştir herhalde, öyle değil mi? Henüz değil valide. Bu mühim bir karar Mustafa. Unutma ki bir şehzadenin donanma kurması ve kullanması katiyen yasak. Ben buradayım validem, hiçbir yere gitmiyorum. Bu donanma bölgenin istikrarı için bir tedbir sadece. En yakın sancak beyin emrine verilecek. Şehzadem, müsaadenizle. Sen git, ben de hemen geliyorum. Mustafa, ne olursa olsun hünkârımızın emrini bekle. Hürrem ve ona hizmet eden paşaların sana nasıl tuzak kurduklarını unutma. Validem, onlardan korkarak mı yaşayacağım ben? Hı? Attığım her adımda onlar ne der ne yapar diye mi düşüneceğim? Bunu mu istiyorsunuz evladınızdan? Bunu mu yakıştırıyorsunuz bana? Mustafa. Unutmayın ki ben İstanbul Fatihi, cennet mekan Sultan Mehmed'in kanından geliyorum. Hiç kimsenin önünde, hele ki birkaç zavallının karşısında diz çökecek, boyun eğecek değilim. Hayırlı günler. Aslanım, bana kızıyorsun fakat ben sadece tedbirli olmanı istiyorum. Hanedanın tek umudu sensin. Merak etmeyin. Ben sağ olduğum müddetçe Hürrem Sultan'a huzur yok. Vahim olan da bu ya zaten. Hürrem yaşamanı istemiyor. Aldığın her nefesi kendi evlatları için tehdit olarak görüyor. Bu yüzden her fırsat bulduğunda saldıracaktır sana. Bütün gücüyle. İçiniz rahat olsun diye söylüyorum validem. Eğer bana saldırırsa buna sessiz kalmam. Cevabını misliyle alır. Hem de kendi anladığı lisanla. Hayır. Sen fırsat verme o yılana, kâfi. Gerisini ben hallederim. Ne demek bu? Ne yapacaksınız? Bir şehzade annesi ne yaparsa onu, evladımı koruyacağım. Mustafa'm, senin emniyette olman için cehennem ateşinde yanmaya razıyım. Yeni gelen cariyeler nasıl? Alakadar oluyorsun değil mi? Gözüm üzerlerinde sultanım. İcap eden şekilde yetişiyorlar. Şehzademe eğlence tertip et Fidan. Nicedir keyfi yok. Emredersiniz sultanım. Yalnız en güzellerini, en kabiliyetlilerini seç. Şehzademi karşısına çıkarmadan evvel ben de görmek isterim. Nasıl arzu ederseniz. Uykun mu geldi senin? Al uyut. Ayşe, sen de sultanımızla birlikte git. Ayşe Hatun. Buyurun sultanım. Aklın nerede senin? Seninle konuşuyorum, duymuyor musun? Bağışlayın sultanım, dalmışım. Fidan. Sultanım. Eğlence nasıl? Şehzademin keyfi yerindedir inşallah. Merak buyurmayın sultanım. Cariyeler öyle raks ediyorlar ki şehzademiz halinden memnun. Güzel.
Rümeysa nerede? Ortalıktan kayboldu. Şehzademizin dairesindeler. Diğer cariyelerle birlikte raks ediyor. Sen mi yolladın? Hayır sultanım. Kendi geldi. Bana sizin yolladığınızı söyledi. Bak sen şuna. Nasıl da oyun etmiş. Ben derhal icabına bakarım sultanım. Kulağından tuttuğum gibi. Lüzum yok. Madem heves etmiş kalsın. Nihayetinde o da diğer cariyeler gibi şehzademi memnun etmek için burada. Gel. Şehzadem. Validem, hoş geldiniz. Şehzadem, başka bir emriniz yoksa? Çekilebilirsin. Sen hazırlıklarla meşgul ol. Emredersiniz, sultanım. Hayırdır inşallah. Bir ticaret gemimiz daha korsanlar tarafından kaçırılmış. Hadiselerin artışı beni ziyadesiyle endişelendiriyor. Bir şeyler yapmak lazım. Oğlum, aslanım. Bu mevzu Hızır Hayrettin Paşa'yı alakadar eder. Seferde bittiğine göre kendisi icap edeni yapar. Vaziyetle alakalı malumat göndereceğim elbette. Lakin bir an evvel müdahale etmek lazım. Sen vaziyeti bildir kâfi. Zaten bu tersane meselesi beni ziyadesiyle tedirgin ediyor. Validem, siz haremle meşgul olun. Zinhar devlet işlerime karışmayın. Ne yapacaksın Mustafa? Kadırgaya binip korsanla mı savaşacaksın? Olacak şey mi bu? Bir şehzadenin yalnız başına deryaya çıktığı nerede görülmüş? Bilmez misin ki habersiz kayığa binmen dahi yasak. Babanı sana karşı zehirlemeye çalışan onca yılan var ki. Nasıl aklından geçer bunlar? Usuller, kaideler neyse o, anladın mı beni? Zinhar kaidelerden, teamüllerden şaşma. Sultanım. Zencefil ve Gülyan'dan size bir merhem hazırladım. Gece yatmadan önce süreriz, ağrınız kalmaz. İyi olur Rümeysa. Uykularım kaçtı iyice. Sultanım. Ne oldu Fidan? Payitahttan bir ulak geldi. Şah Sultanımız yazmış. Söylediğine göre Hürrem hünkârımız tarafından Edirne'ye sürgün edilmiş. Gözümüz aydın sultanım. Derhal mutfağa haber verin. Lokmalar dökülsün, şerbetler dağıtılsın. Allah'ım sana şükürler olsun. Dualarımı kabul etti. Şehzadeyi elinizden alacağım değil mi bu öfkeniz? Ne dedin sen? Aa, sen kimsin de benimle böyle konuşursun? Beni iyi dinle hatun. Şehzademizden uzak duracaksın. Yoksa seni doğduğuna pişman ederim. Ne oluyor burada? Şehzadem. Sultanım. Neden ağlıyorsun hatun sen? Nergis Yah Sultanımızı ihmal etmiş şehzadem. Kendisini ikaz ediyordum. Hatundan uzak dur. Yoksa canını fena yakarım seni.
Sultanım. Rümeysa Hatun'u alıp veremediğin ne Ayşe? Fidan'ın söylediğine göre mütemadiyen münakaşa ediyormuşsun. Sultanım yemin ediyorum benim bir kabahatim yok. Nasıl yok Ayşe? Kendi gözlerimle gördüm sizi. Sen şehzademin kadınısın. Bir sultan verdin oğlum. Cariyelerle uğraşmak yakışıyor mu sana? Üstelik aslanım da bundan oldukça rahatsız olmuş vaziyette. Rümeysa Hatun sandığınız gibi masum değil sultanım. Yılan gibi sinsi. Gizliyor kendini. Söylediklerini duyunca kan beynime sıçradı. Ne söyledi sana? Şehzade hazretlerini kendisine meftun köle yapıp sultan olacakmış. Haremi o idare edecekmiş. Dairene dön Ayşe. Evladınla meşgul ol. Bir tek hadiseni dahi duymayacağım. Sultanım ne olur bana inanın. Lafımı ikiletme benim. Sultanım, söyledikleri yabana atılacak laflar değil. Rümeysa yere bakan yürek yakan bir hatun. Ayşe Hatun hasedinden söylüyor bu lafları. Rümeysa Hatun daha çok küçük. Masumane bir hayali alıp nerelere getirdiniz? Çekilebilirsin. Sultanım. Hızır Hayrettin Paşa. Hoş geldiniz. Sizi gördüğüme sevindim. Hoş bulduk sultanım. Afiyettesinizdir inşallah. Şükürler olsun. Siz? Saatinize duacıyım. Şehzade hazretlerimizin saraydan ayrıldığını söylediler. Bütün ikazlarıma rağmen beni dinlemeyip İzmir'e gitti. Eşraftan. Şeyh Hasan Efendi diye. Sevilip hürmet edilen bir hoca efendi vardır. Kafir korsanlar oğlunu kaçırıp fidye istemişler. Aslanım çocuğu kurtarmaya gitti. Sultanım bu nasıl olur? Böyle bir meseleyi neden bana ya da Reis Selim'e haber vermediler? Size haber verecekti. Fakat bir an evvel müdahale etmesi icap etti. Onun için endişeliyim. Değil korsanlarla savaşması. Denize çıkması dahi yasak. Bu hiç iyi olmadı sultanım. Zira söyleyeceklerim sizi ziyadesiyle üzecekti. Hayırdır paşam? Pek hayır değil sultanım. Hünkârımızın emriyle buradayım. Şehzademize bizzat konuşmamı istediler. Hünkârımıza mektup yazdın mı? Neden ihmal ediyorsun aslanım? Mevzu bahis olan senin... Telaş etmeyin valide. Kapıdan paşa icap eden malumatı hünkârımıza iletecektir. Hızır Hayrettin Paşa'ya itimadım tam. Yine de babanla aranı kimseyi sokmamalısın. Hala anlamadınız mı valide? Babamla aramızda dağlar denizler var artık. Uçurumlar var. Her geçen gün uzaklaşıyor benden. Böyle düşünmenin Hürrem'den başka kimseye faydası yok. Onun istediği de bu. Bire bin katıp seni babandan koparmaya çalışıyor. Lakin başaramayacak. Hünkârımızın gönlünde yatan aslan sensin. Birdenbire ışık süzülmüş içeri. Tahtı aydınlatmış. Üstünde bir bebek görmüş. Benmişim o. Belki de o aslan ben değilimdir valide. Şehzadem, sultanım. Hayırdır Taşlıcalı? Nedir bu halin? Payitahttan haber geldi. Ayaz Paşa vefat etmiş. Emin misin bundan? Evet sultanım. Hünkârımız merhumun yerine Lütfi Paşa'yı tayin etmişler.
Nasıl ölmüş peki, bir malumatın var mı? Vebaya yakalanmış şehzadem. Merasim dahi düzenlenmeden kireçle defnedilmiş. Allah taksiratını affetsin. Zira Ayas Paşa'nın günahı çok. Hürrem Sultan'la birlik olup onca masumun kanına girdiler. En başta da merhum İbrahim Paşa'nın. Layığını bulacak hepsi. İbrahim Paşa'yı bir mezarı çok gördüler. Nihayet kendileri de aynı akıbete uğramaya başladı. Derhal Lütfi Paşa'ya bir mektup yazıp tebrik etmek lazım gelir. Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda talihimiz güldü. Hürrem sürgünde, Ayas Paşa öldü. Lütfi Paşa Vezir-i Azam oldu. Artık sırtımız yere gelmez. Hürrem Sultan payitahta geri dönmüş. Söylenenlere göre hünkârımız bizzat gidip getirmişler. Sürgünde kalsaydı şaşardım zaten. Kapıdan Paşa'dan haber yok mu? Hünkârımız son vaziyetle alakalı ne buyurmuşlar? Zannediyorum hünkârımız bunu bizzat söylemek istediler size. Bir hafta sonra Perşembe günü Bursa'da olacaklarmış. Sizin de orada olmanızı buyurmuşlar. Ne buyurmuşlar hünkârımız? Ava çıkacaklarmış. Benim de kendilerine katılmamı buyurmuşlar. Hürrem boş durmamış belli ki. Aleyhinde çalışmalara başlamış bile. Endişelenmeyin validem. Hünkârımızla arama bir başkasının girmesine karşı değil miydiniz? Bu vesileyle kendisiyle yüz yüze konuşabilirim. Bu hayra alamet değil Mustafa. Orada başına ne geleceği belli değil. Tedbirli olmak lazım. Ne tedbiri validem? Ben babamın yanına gidiyorum. Taşlıcalı. Derhal Lütfi Paşa'ya haber ver. Hünkârımızı yalnız göndermişsin. Ya kendisi gitsin ya da Hüsrev Paşa. Bali Bey de olabilir. Sakın ha şehzademi yalnız bırakmasınlar orada. Sultanım sizin içiniz rahat olsun. Ben alakadar olurum. Böyle bir fırsatı kaçırmaz. Allah bilir hünkârımızı evladına karşı doldurmak için neler söyledi. Defalarca ikaz ettim. Aklınıza kötü şeyler getirmeyin sultanım. Şehzademiz selametle dönecektir inşallah. İnşallah Fidan, inşallah. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Ne oldu? Ne diye çağırmış hünkârımız? Bana bir ders vermek istemiş anlaşılan. Ben de dersimi aldım geldim. Ne demek oluyor bu? Size söyledim. Babamlarımızda bir uçurum var. Ve bu uçurum benim tahmin ettiğimden daha derin. Hissi davranma Mustafa. O senin hem baban hem de hünkârın. Sen bir hata yaptığında ikaz edecektir elbette. Bana rahmetli büyük amcam Korkut'un başına gelenleri anlattı. Bir şehzadenin kaderi budur aslanım. Seni bir sancağa gönderirler. Orada devlet tecrübesi kazanıp kendini yetiştirmen için bütün imkanlar sağlanır. Sonra ne hikmetse sen de istenileni yaptığın için itham edilirsin. Baban da bu saraydayken bunları yaşadı.
denize açıldığın için kızıyor sana. Ama kendisi de yapmıştı bunu. İbrahim'le kaç kere muhafızları atlatıp gittiklerini biliyorum. Hiçbir kötü niyeti yoktu senin gibi. Ama iki kere ölümden döndü. İbrahim kurtardı ilkinde. Sonra Valide Sultanımız. Mustafa'm. Aslanım. Bir musibet, bin nasihattan evladır derler. Bundan böyle daha dikkatli ol. Dostundan da, düşmanından da sakın. Zinhar onlara fırsat ver. Sen kal. Şehzadem. Hoş geldiniz validem. Kaç gündür gözüme uyku girmiyor. Rüstem asla Mihrimah'ın dengi değil. Hünkârımız buna nasıl müsaade eder? Biz de bunu konuşuyorduk. Ben onu hünkârımızın etrafından uzaklaştırmaya çalışırken o burnunun dibine kadar girdi. Aklım almıyor bir türlü. Mutlaka Mihrimah Sultanımız mecbur kalmıştır. Öyle değil mi sultanım? Hürrem Sultan döner dönmez ilk hamlesini yaptı. Lütfi Paşa'nın vezir-i azam olmasına sessiz kalmayacağı belliydi. Rüstem denen Melun'a haddini bildirmek icap eder şehzadem. Bunu ancak sen yaparsın. Hünkârımız kararını vermiş bir kere. Ne yapabiliriz? Bu izdivaç öyle alalade bir izdivaç değil. Hürrem'in Rüstem Paşa'ya güç ve ikbal sağlamasının tek bir maksadı var. Senden kurtul. Eğer onları bugün durdurmazsak yarın çok geç olacak. Yoksa Rüstem Paşa'yı... İlla ölmesi gerekmiyor. Ondan kurtulmanın başka yolları da var. Şah-ı Huban Sultan Hazretleri. Evvela size selam eder, afiyette olmanızı dilerim. Lütfedip gönderdiğiniz mektupla payitahtta esen sert rüzgarlardan haberdar olduk. Zevciniz Lütfü Paşa'nın layık oldukları makama gelmesiyle ne kadar mesut olduysak, verdiğiniz izdivaç haberiyle de bir o kadar bedbaht olduğumuzu bilmenizi isterim. Gel. Şehzadem. Validem. Şah Sultan'dan bir mektup aldım. Yakında Rüstem Paşa meselesi çözülecek. Ne yazmışlar sultanımız? Rüstem Paşa'nın cüzdama yakalandığını konuşuyormuş herkes. Dört bir yanda işitmeyen kalmamış. Bu vaziyette hünkârımız düğünü iptal etmeye mecbur. Hürrem Sultan bu hastalığın arkasında sizin, bundan mütevellit benim olduğumu düşünürse hünkârımıza anlatacaktır. O vakit nasıl izah ederiz? Bunu ispat etmesi mümkün değil aslanım. Hürrem ne yaparsa yapsın, seninle hünkârımızın arasını açamayacak. Buna asla müsaade etmem. Şehzade Mustafa Hazretleri. Hoş geldin şehzadem. Hoş bulduk sultanım. Sen de hoş geldin Maide Evren. Paşam. Hoş geldiniz şehzadem. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım sultanım. Sultanım. Buyursunlar. Yolculuğunuz nasıl geçti şehzadem? Açıkçası ayaklarım beni geri götürdü paşam. Lakin işte buradayız. Kardeşimin düğününde. Benim için düğünden ziyade yas tutulması gereken bir cenaze bu. Rüstem ne yaptı etti? İstediğini aldı gene. Doğrusu ben de şaştım kaldım sultanım.
Rüstem denen Kehle-i İkbal ilk fırsatta kan emmeye başlayacaktır. Divan senin ellerinde Lütfi Paşa. Hüsrev ve Süleyman Paşa ile birlik olup Rüstem'e aman vermeyeceksin. Siz merak buyurmayın şehzadem. Gözüm her daim üzerinde olacak. Ben asıl Mihrimah'ı merak ediyorum. Böyle bir izdivaca nasıl razı geldi hala aklıma almıyor. Hürrem'in menfaati için yapamayacağı şey yok Mustafa. Bu da ispatı oldu. Doğru. Kendi elleriyle ateşe attı kızını. Olan oldu artık. Vakti geldi. Bir an evvel hazırlanıp çıkmamız lazım. Hoş geldiniz Sultan. Hoş bulduk Hürrem. Giyenlerim nasıl? Afiyetliler inşallah. Gördüğünüz gibi keyifleri yerinde. Sultanım hoş geldiniz. Geldiğiniz için çok sevindim. Gelirim elbet. Zira onlar benim canımdan. Benim kanımdan. Maydevran. Seni tekrardan görmek ne hoş. Uzun zaman oldu. Duyan da beni özlediğini sanacak. ...mıza kalır. Kimse duymaz. Fısıltıyla söyleyin canım. Hadi bakalım benim soracağım bilmeceyi de bil de görelim. Sor bakalım. Han kapısından sığmaz, fındık kabuğuna sığar, kan kırmızı, süt beyaz. Aradan onca yıl geçti ama bazı şeyler hiç değişmiyor öyle değil mi? Değişmeyen sensin Hürrem. Seni gördüğüm ilk gün ruhunda bir ateş yanıyordu. Hala sönmemiş. Bir ejderha gibi etrafında ne varsa yakıp yıkıyorsun. Sonunda kendi evladına geldi sıra. Mihrimah da kıydı. Anneliği senden öğrenecek değilim Mahidevran. Malum 5 evladım var. Ve ne yapıyorsam onların selameti ve saadeti için. Mani olmak için onca zahmete girdiğinize göre doğru karar vermişim ve saadeti. Mihrimah'ın acılar içinde olduğunu söylüyorlar. Eğer büyük acıların önüne geçmek istiyorsan daha azına razı geleceksin. Sultan. Gel Fahriye. Sünnet merasimi için hazırız sultanım. Hünkârımıza haber yollandı. Âlâ. Şehzadelerimi yataklarına alın. Onu hatırladın öyle değil mi? Bir vakitle senin hizmetindeydi. Doğrusu iyi yetiştirmişsin. Sayende salik bir neferim oldum. Vallahi ne günlere kaldık. Gören de valide sultan sanır. Bizim yüzümüzden Mahidevran. Senin ve benim. Öyle değil mi Şahuban? Sen de mani olamadın. Yılan öyle büyüdü ki haremde hiç kimseye yer kalmadı. Sakın beni suçlamaya kalkma. Doğru. Sen istediğini aldın. Artık benim yerimdesin. Lakin orası sandığın kadar emniyetli değil. Lütfi Paşa'ya söyle sakın uyumasın. Zira bir gece dilsiz cellatlar gelebilir. Ben gücümü kullarımdan değil, kanımdan alırım Hatice. Sultanım, bunları konuşmanın bize bir faydası yok. Henüz kaybetmiş değiliz. Divan elimizde. Haremi de ele geçirmenin mutlaka bir yolu vardır. Şehzadem. Validem. Şah Sultanımızdan bir mektup aldım. Haberler mühim. Ne haberler vermiş sultanımız? Hünkârımız kardeşlerine sancaklarına tayin etmiş. Şehzade Selim Konya'ya gidiyor.
Beyazıt da Kütahya'ya gidecekmiş. Mehmet? Ama seyahat tayin edilmiş. Söyleyeceğiz Mahidevran'a. Söylenecek bir şey yok Hatice. O ne biliyorsa biz de onu. Mustafa'nın payitahta neden çağrıldığını sahiden bilmiyor musun? Sultanım, Haseki Mahidevran Sultan Hazretleri geldiler. Hoş geldin Mahidevran. Sultanım, hoş geldin. Sultanım, nasılsın? Günlerdir gözüme uyku girmedi. Ne yerdeyim ne gökte. Şehzadem saraya gitti. Ve orada başına ne geleceğini hiç bilmiyorum. Mustafa'mın payitahta gelmesi için kapıdan paşaya ihtiyacı yok. Hünkârımız pekala bir fermanla da çağırabilirdi şehzademi. Hünkârımız böyle münasip görmüş. Hayra yormak lazım. Ne hayrı sultanım? Hürrem ve Rüstem Paşa bu işin içinde olduktan sonra neticenin hayra alamet olmayacağı aşikar. Lütfü Paşa'ya yapılanlar ortada. O hadisenin Hürrem'le bir alakası yok Mahidevran. Şah sultanımız kendisi boşamak istedi. Eminim ziyadesiyle hak etmiştir bunu. Ancak bu ayrılık Hürrem'in ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir işe yaramadı. Lütfü Paşa da olmayınca divanda tesiri arttı. Geç bile kaldım boşamakta. Canını alırdım ya. Esma'na dua etsin. Sahi, Esma'nın sultanımız nerede? Sevgili babasını ziyarete Demet Oka'ya gitti. Mahidevran, dairen hazır. Uzun yoldan geldin, uyu, dinlen biraz. Dinlenilecek vakit değil sultanım. Müsaadenizle. Nereye böyle? Beklemeye tahammülüm kalmadı. Saraya gideceğim. Destur! Haseki Mahidevran Sultan Hazretleri! Sultanım. Hoş geldiniz. Gülfem. Afife Hatun, şehzadem nerede? Hala hünkârımızın yanındalar sultanım. Arzu ederseniz önce benim daireme geçelim. Evvela şehzademi görmem lazım Gülfem. Sultanım. Şehzadem hala içeride mi? İçerideler sultanım. Mustafa. Manisa'ya haber yollayın validem. Hususi eşyalarınızı göndersinler. Ne oldu ki hünkârımız? Sefer boyunca burada kalacağız. Sonrasında ise Amasya'ya gideceğiz birlikte. Zira Amasya Sancak Bey'e tayin edildi. Sultanım, bağışlayın fakat Hürrem Sultanımız müsait değiller. Dilerseniz başka bir vakit de şey. Konuşamaz tabii. Hangi yüzde çıkacak karşıma? Ne olur yapmayın. Sakin olun. Lütfen. Yeter artık Gülfem.
tahammülüm yok. Senelerdir kanımızı emdin yeter. Üzülmeyin sultanım. Elbet bir gün hak yerini bulacaktır. Hak yerini bulacaktır elbet. Evladımın sürgün edilmesine sebep olanlar bedelini ödeyecek. Sürgün mü? Sultanına söyle, bu yaptığı yanına kalmayacak. Allah şahidim olsun ki onun da, ona hizmet eden gafillerin de sonu yakın.